Korkma Tilki. Ben buradayım. Erkek adam korkar mı kızım? O nasıl laf? Gıcık. Huyum kurusun. Ölürken bile gıcıklık yapabiliyorum. Sakın bir daha bu kelimeyi ağzına alma. Yasak diyorum. Ölmek yok. Ben nefes aldığım sürece sana ölmek yasak. Anladın mı? Hem Meltem ambulans çağırmaya gitti. Gelecekler birazdan. Ne olur dayan. Aylin. Kabul et artık. Yolun sonuna geldik. Saçmalama. Biz daha başlamadık bile. Hem yaşayacak, yapacak çok şeyimiz var. Mesela... Anlatsana azıcık. Mesela... Ne bileyim... Doya doya kavga etmedik. Sen eve geç geldiğinde ben... seni evden kovmadım. Sen kapının önünde yatmadın. Çok güzelsin. Melek gibi. Başucumda bir melekle öldüğüme göre... o kadar da kötü bir adam değilim demek ki. Ya ben sana o kelime yasak demedim mi? Anlamıyor musun? Sus. Aylin. Çok soğuk. Aylin elimi tut. Elimi tut. Dayan. Dayan, gelecekler birazdan. Ağlamak yok demedim mi? Ne demiştim ben sana? Ağlamak yok. Peki. Peki elimi tut. Peki aç gözünü aç. Peki yalvarırım gözünü aç. Bırakma beni. Gitme ne olur. Durma. Durma, devam et. Atmaya devam et. Durma. Devam et, Allah kahretsin. Tilki. Olmaz. Ölemezsin. Ölmedin biliyorum. Beni bırakıp gidemezsin sen. Kalksana. Ayrılmayacağız. Ya sen dönüp geleceksin. Ya da gelip ben seni bulacağım. Şükürler olsun. Yaşıyorsun. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Hayır, ne oluyor? Bir şey yok. Ben şimdi yardım çağırıp geleceğim, tamam mı? Neresine basacağım ya? Allah kahretsin. Savaş senin de intikamında, Allah belasını versin. Aa!
Ateş topu soğudu, insan üstüne kondu. Göğe canlıların en akılsızı oydu, oydu, oydu. Akıl karıştı, insan insana düştü. Kalpler karardı, ışıkları söndü. Kötüler zifir karanlığı mesken buldu. İyiler düşman bekleyip durdu. Sen iyilerdensin o belli. Lakin kimsin? Anlat bize, necisin? Adım İsyan, soyadım Kayıp. Ne baktın oğlum, çok ayıp. Ben ötekilerdenim, ezikler, fakirler hepsi bizdendir. Memnun oldum, benim adım da kanatsız. İşime gücüme bakarım. Kendi kollarım. Eğer bana zarar vereceksen adamım, hiç acımam, seni yolarım. Melekler ve şeytanlar, İyilerle kötüler, ezelden beri birbirine girerler. Savaşın galibi olacak iyiler. Yeah. Abi çok güzel oldu ya. Kaydettin değil mi? Yo. Yo. Abi şaka yapıyorsun ama ya. Bu kaçıncı ziyan beste ya? Ya aç şunu da kaydet bir seferde. Allah'ını seversen. Ya seversin. Sus be oğlum. Kız bu galiba. Kahverengi kazan var demişti. İsyan. Duru. Merhaba. Ben Deniz'de kanatsız olur. Tanışma faslını sonla hallederiz. Sen geç otur arkaya. Amirim. Ne oldu? Aylin mi o? Yaklaş şuna, yaklaş. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Ha kızım, neredesiniz siz? Orhan amca, ne olur yardım et. Aylin, kızım iyi misin? Biri bir şey mi yaptı sana? Ben iyiyim. Ama Tilki'yi hemen hastaneye götürmemiz lazım. Hastaneye mi? Ne oldu? Tilki yaralandı. Ölmek üzere. Tamam hadi. Bin abi. Çabuk. Çabuk. İşte cam gözün arabası orada. Beni arabasına alan çocuk bu. Ya kimse kim? Hadi herifler uyanmadan gidelim artık. Koltuğun arkasına bir şey mi serseydik abi ya? Hani benim için problem yok da döşemeler mahvoldu. Ya tabii canım, benim de böyle son model gıcır gıcır bir arabam olsa ben de şu durumdayken döşemelerin derdine düşerdim. Ya daha hızlı gidemez misin? Durumu iyi değil. Son model gıcır gıcır araba bu kadar gidebiliyor hanımefendi. Kusura bakmayın. Ya şimdi biz bu çocuğu böyle alıp götürüyoruz da yani... Nereye götürüyoruz, ne yapacağız? Söyledim ya, onu kurtarmam gerekiyor. Tamam Duru, onu anladık da yani nasıl kurtaracaksın? Ne yapacaksın yani kurtarmak için? Ya elimden geleni yapacağım işte. Vay, gizemli takılıyorum diyorsun yani, pampa. Pampa ne ya? Buradaydı, tam burada yatıyordu. Bu onun kanı mı? Evet. Adamlar. Adamlar da yok. Olamaz. Aylin kızım, nereye gidiyorsun? Araba da yok. Gitmişler. Götürmüşler Tilki'yi. Binada kimse yok komiserim. Anlaşıldı. Şimdi Aylin kızım, ne oldu burada, anlat bakayım.
Kim götürdü Kıvancı? Çok geç kaldım. Kızım. Allah kahretsin, çok geç kaldım. Tamam kızım. Sakin ol. Tane tane anlat şimdi. Ne oldu? Orhan amca yetişemedi. Kurtaramadım Tilki'yi. Çok geç kaldım. Kızım, hadi gel gidelim. Ekip burada araştırmaya devam edecek. Tilki ne olacak? Baktık işte kızım yok, gitmiş. Hadi. Onu bulmadan gitme. Ya o kaçın kurası, bilmiyor musun sen onu? Kaçmış, kurtulmuştur o. Hadi. Kaçamaz, yaralıydı. Hatta bir ara kalbi durdu. Tekrar çalıştırıp geri getirdim. Onu ellerimle dirilttim. Ya oğlum bir battaniye getirin, dondu bu kız burada. Belki de adamlar kaçırmamıştır onu. Gücü tükendiği için görünmez olmuştur. Tilki. Tilki neredesin? Gel amirim. Bu kız iyi değil. Çağırdığınız ambulans gelmedi mi daha? Konuştum, yoldalarmış amirim. İyi tamam, sen çık dışarıda bekle. Al şunu sırtına ha. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim yavrum. Gel. Uzaklaşmış olamaz. Tamam kızım. Bakacağız biz. Bakacağız. Hadi yavrum. Sana çorba getirdim. İstemez. Bırak lütfen. İzin ver içeri gelin. Kaşık getireyim mi? Sıcak sıcak içersin. Aç değilim. Bana çok kızgınsın biliyorum. İşlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. Niye Çağla? Aptal mısın sen? Yaptıklarının sonucunu hesaplayamadın mı? Burak ben Kıvanç'ı geri getirmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Gerçekten. Sadece abim gitmedi. Mehmet abiyle Gürcan gitti. Zeynep de gitti. Aa, doğru ya. Senin için önemli olan tek şey abim değil mi? Yoksa bizim ailemiz dağılmış. Biz perişan olmuşuz, senin umurunda değil. Burak ben Kıvanç'a aşığım ya, anlamıyor musun? Onu anladık. Ama sen de şunu kafana sok Çağla. Abim geri gelse de seni sevmeyecek. Hani lafa gelince bana çocuk diyorsun ya. Ben bir şey olmuyorsa zorlamayacak kadar büyüdüm. Sen de şımarık bir çocuk gibi davranmaktan vazgeç artık. Ağlayıp zırlayarak hatalarını düzeltemezsin. Bunlar büyük abinin adamlarıydı. Savaşı öldürmek için geldiler. Büyük abi kim? Bilmiyorum. Yani ben hiç görmedim. Ama özel yetenekli çocukların peşinde olan kötü bir adam o. Anlıyorum. Şimdi hepinizin özel yetenekleri var. Öyle mi? Evet. Tilki görünmez olabiliyor mesela. Ha sen
O yüzden mi böyle ellerinle yeri... Bana inanmıyorsun değil mi? Doktor bey, hoş geldiniz. Doktor mu? Siz niye geldiniz? Orhan amca sen mi çağırdın onları? Korkma kızım. Böyle travmatik vakalarda prosedür gereği çağırırız. Bir şey yok, muayene edecek seni. Ama benim bir şeyim yok ki. Yani yaralı olan tilki, ona yardım etmeniz lazım asıl. Aylin Hanım, hastaneye gidelim. Bunları orada konuşuruz. Çekil. Deli değilim ben. Böyle düşündüğün için çağırdın değil mi onları? Aylin kızım. Uzak durun benden. Ben deli değilim. Anlattıklarımın hepsi doğru. Yaklaşmayın. Orhan amca yemin ediyorum anlattığım her şey doğru. Ne olur gönder şunları. Ya çekil. Ya çekil dedim, deli değilim ben. Ya bırak, bırak. Ya bırak, deli değilim ben. Orhan amca, tilkiyi bulma olur. Ağlama artık. Eğer bize yardım etmek istiyorsan kafanı kullan. Burak ne yapmamı istiyorsun? Söyle yapayım. Ya ne bileyim. Senin baban polis değil mi? Ara çeksin ellerini üstümüzden. Rahat bıraksın bizi. Belki o zaman geri dönerler. Alo. Evet benim. Orhan amca. Babam mı? Bir şey mi olmuş? Tilki mi bulmuş yoksa? Nasıl yani? Tamam. Tamam hemen geliyorum ben. Ne oldu? Ne dedi baba? Burak! Burak! Ya ne oldu? Ne dedi baba? Ya Aylin ablayı bulmuşlar. Hastanedeymiş. Kıvanç da geldi o zaman. Hay Kıvanç kadar başına taş düşsün senin ya. Ya yanlış anladın. Herkes geri döndü. Ne güzel demek istedim. Ya Burak dur bekle. Ne zaman düzelir peki? Bakalım. Gözlem altında kalsın biraz. Siz iyice bilgilenin. Kendine gelsin. Kafasını toplasın. Kıvanç'ı bulmamızı sağlayacak tek kişi o zaten. Kıvanç? Bir sabıkalı. Nezarethaneden kaçtı. Hakkında arama emri var. Oğlum amca. Ablam nerede? Bu odada mı? Aa evet burada. Oğlum sakinleştirici yaptılar. Baygınlar o şimdi. Ya Allah'ım ya. Ne oldu baba? Kıvanç nerede? Hala kayıp. Serserini halt ettiyse kızcağıza terelelli olmuş. Nasıl yani? Aylin kafayı mı sıyırmış? Sorma ya. Kıvanç görünmez oluyormuş. Kendi elleriyle elektrik veriyormuş ya. Daha neler söyledi neler. Burak. Buradayım Aylin abla. Ben gitmedim Aylin abla. Herkes gitti ama ben sizin geri döneceğinizi biliyordum. Tilki abi nerede? Bilmiyorum. Kayboldu. Ben diriltmiştim onu ama kayboldu. Büyük abi aldı onu. Aynı abla bunları ulu orta söyleme. Seni deli olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden bir sürü sakinleştirici yapmışlar sana. Onu bulmam lazım. Ne yapıyorsun Aynı abla yat. Daha gözünü bile açamıyorsun. Koy kafanı. Tilki neredesin? Doktor bey, merhaba. Merhaba. Ben ailenin çok yakın arkadaşıyım da... ...iyice delirdiği doğru mu gerçekten? İyice derken? Yani hep deli deli şeyler söylüyordu ama... ...bu sefer durum ciddi sanki. Ne gibi şeyler? Yok ben elektrik saçıyorum. Yok tilki görünmez oluyor. O aslında benim kardeşim değil de sevgilim. Biz özel çocuklarız falan. Hmm. Peki tehlikeli davranışlarda bulunduğu oldu mu hiç? Evet. Saldırganlaşıyor bazen ama arkadaşımız diye idare ediyoruz ne yapalım? Bir kere beni tuvalete kapatıp tehdit etti. Seni elektriğimle çarparım dedi. Ya aslında çok iyi kız ama kafa gidik işte yazık. Anladım. Büyük abinin adamları kaçırdı Tilki'yi.
Evet, nasılsınız bakalım? Pek kendinde değil daha. Siz dışarıda bekleyin lütfen. Senin özel bir çocuk olduğunu duydum Aylin. Doğru mu? Bak, benim özel çocuklardan haberim var. Sen de onlardan birisin biliyorum. Hadi bana anlatabilir misin biraz? Tilki nerede? Tilki de özel çocuklardan değil mi? Hani şu görünmez olan. Abinden bir haber var mı Orhan amca? Yok be oğlum. Ya çoktan kaçıp gitmiştir o. Burada kalırsa başına ne geleceğini biliyor. Kanun kaçağı sonuçta. Bakın benim abim kanun kaçağı falan değil, tamam mı? Suçsuz yere tutukladınız onu zaten. Olan da tilki oldu. Çocuğun hiçbir suçu yoktu ama şimdi içeride. Çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu bence. Bütün ihale ona patladı. Bana güvenebilirsin. Ben senin yanındayım. Elektrik saçtığını biliyorum. Evet. Gücümün hep bir lanet olduğunu sanmıştım. Ama o elektrik onun hayatını kurtardı. Ellerimle ona elektroşok verdim. Sonra tekrar kalp atmaya başladı. Anlıyorum. Çıkartacaksınız değil mi buradan? Onu benden başkası bulamaz. Meltem'i yaralayan Kıvanç değil miydi yani? Eh be oğlum. Şimdi mi söylenir bu? Ya artık bir önemi kalmadı diye düşünüyordum ama şimdi bir ümidim var. Eğer Aylin abla geldiyse Tilki abi de geri gelecektir. Demek Kıvanç suçsuz. Durumu nasıl? Hastayı psikiyatri kliniğine alacağız. Sanrıları var. Gerçeklikle bağı kopmuş. Ciddi mi ya? Ah yazık. Gitti gencecik kız. Bir dakika, bir dakika ya. Benim babam deli falan değil ki. Sadece zor günler geçirdi. Gel oğlum, seni de evine bırakalım. Bir dakika doktor bey. Benim ablam deli falan değil gerçekten. Sadece zor günler geçirdi. Lütfen bakın dinleyin. Burak! Burak neredesin? Burak abi yatmış herhalde. Ben uyandırırım hemen. Mehmet! İnanmıyorum. Ben Burak'a bakmaya gelmiştim. Döndüğünden haberim yoktu. Hoş geldin. Burak abi yok. Odasında değil. Merhaba Gürcan'cığım. Ben çok aradım haber vermek için ama açmadın telefonu. Öğrendiniz demek. Neyi öğrendim? Çocuklar da döndü. Kıvanç ve Aylin buradalarmış. Bak baba onlar da gelmiş. Tamam ama neredeler buradalarsa? İşin o kısmı biraz tuhaf işte. Merhaba. Tilki abi. Ne haber aslan parçası? İyi. Özlemişim seni vallahi. Ben de seni çok özledim. Geldik işte. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış. Merhaba Mehmet abi. Bodoslama dalacaksan şimdiden rica edeyim. Karın boşluğuma vurma, gerisi serbest. İstediğini yapabilirsin. Malum, hak ettik. Gel. İyi misin? İşte. İyi diyelim, iyi olalım. Aylin nerede? Odasında mı? Aylin seninle değil mi? Yok. Nerede o zaman seni değilse? Sakin olun.
Aylin hastanede. Hastanede mi? Ne oldu? Kaza mı geçirdi? Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Orhan'a bir takım şeyler anlatmış. Senin görünmez olabildiğini, öldüğünü, elektrik verip tekrar dirilttiğini. Kıza deli muamelesi yapıyorlar. Psikiyatri kliniğine kapatmışlar. Tilki, bir dakika. Yürü oğlum. Aylin! Ne oluyor? Buraya bu şekilde giremezsiniz. Aylin! Alo, güvenlik. Hiç gerek yok. Biz gidiyoruz birazdan zaten. Tilki abi, buradayız. Aylin. Tilki. Benim Aylin. Korkma, bir şey yok. Korkma. Çok iyiyim bak. Hiçbir şeyim yok. Aylin, kızım. Aylin abla. Geleceğinizi biliyordum. Geliriz tabii. Cehenneme gitsen yine geliriz peşinden. Kurtulamazsın bizden. Götür beni buradan. Nereye gitmek istersin? Evimize. Geçti bitti artık. Hepsi bitti. İyi misin? İyiyim. Yaran? Yaran nasıl bakayım? Ya bir şey yok Aylin. İyiyim. İyiyim. Peki ben anlamıyorum. Nasıl iyileştin? Nasıl ayağa kalktın? Neyin ne olduğunu düşünmekten yorulmadın mı artık? Ben boş verdim gitti. Sen de boş ver. Önemli olan ben iyiyim ve artık yanındayım. Öldün sandım. Kalbin durdu. Sonra ben ellerimle kalbine elektroşok yaptım. Tekrar geri döndüm. Sen çağırırsın da ben dönmez miyim? Güzelim benim. Pardon. Gerçekten çok pardon. Basıldık. Aylin, çabuk üstünü giyin. Vallahi özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Duyan da bir şey var zannedecek. Aç gözünü. Gel otur. Gel. Alışsan iyi olur. Çünkü bundan sonra böyle. Hayat kısaymış. Her fırsatta sevdiklerime sarılmaya karar verdim. Güzel karar. Sen nasılsın Aylin abla, iyi misin? Çok iyiyim. Evet. Aylin de kendine geldiğine göre şu işi halledelim. Ne işi? Nereden başlasam bilmiyorum ki. Biz yokken çok şey olmuş. Meltem denen hatunla saçma sapan bir karavanda yaşıyorlar. Gerçi para sıkıntısı yok gibi ama bir kazancı var herhalde bir yerden. Ya neyse ya işte. Ben bakarım kardeşime bundan sonra. Ortada bırakmam onu. Nasıl ya? Bizle yaşamayacak herhalde. Ya neyse işte. Şey yapmaya gerek yok. Bir bakalım da gidişe. Heh. Bakalım da gidişe. Değil mi? Sen biraz fazla uçtun da bizden. Ne yaptım da uçtum abi? Konuşuyorum şurada ya. Oğlum konuşuyoruz da. Sen konuşuyorsun, biz dinliyoruz. Biz konuşuyoruz, sen duymuyorsun bile yani. Hani biraz tedbirli olmak lazım değil mi? Yani bu çocuk seni kurtarmış bile olsa... O çocuk değil abi. Kardeşim, o çocuk değil. Oho! Biz ne söylersek söyleyelim. Sen zaten yelkenleri suya indirmişsin bile. Sen ölüyordun ya. Onun gözünün önünde ölüyordun. Şu kadarcık bir vicdan belirtisi göstermedi. Bak şu kadarcık. Bırak vicdanı. Sen öl diye bırakıp gitti seni. Şimdi gelmiş. Neyse ya. İki saattir aynı şeyi konuşuyoruz. Sen kapılıp gitmişsin bile. Ya tamam bak Aylin. Sen Savaş'ın sadece psikopat hallerini gördün. Onun manyak tarafını biliyorsun ama ben... Sadece ben mi biliyorum? Sen bilmiyor musun yani? Beni boğmaya çalışan Savaş değil miydi?
Sen de biliyorsun Savaş'ın manyak tarafını. Evet ama Aylin, ben onun masum tarafını da biliyorum. Geceleri karanlıktan korkup yanıma gelen o çocuğu. Abi sen benim kahramanımsın diyen, benim yanımdan bir an olsun ayrılmayan o küçük çocuğu biliyorum. Benden medet uman, o korunmasız ufacık çocuğu biliyorum. Bugün pişman olan, af dileyen, gözyaşı döken çocuk o çocuktu işte. Tamam, yaşadıkları içini nefretle doldurmuş olabilir. İntikam gözünü kör etmiş olabilir. Ama o masum çocuk hala onun içinde yaşıyor. Bugün bana gelen o çocuktu işte. Ve ben o çocuğu bir daha bırakıp gitmeyeceğim Aylin. Tilki, belki sen haklı olabilirsin. Ama ben senin gibi hissetmiyorum, özür dilerim. Savaş bir şeylerin peşinde. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Ama senden istediği bir şeyler var. Ne isteyebilir ki Aylin? Ne kaldı ki geriye? Her şey döküldü, her şey ortada. Her şey ortada mı? Bizden bir şeyler saklamıyor musun yani? O ne demek şimdi? Seni depodan kim kurtardı Tilki? Hı? İyileşene kadar neler yaşadın? Şu yaşlı amca hikayesini geç de gerçekleri anlat. Bizden ne saklıyorsun? Aylin, benim bir şey sakladığım falan yok. İyi ya. Ne halin varsa gör. İyi geceler Mehmet abi. Aylin ne oluyor? Aylin dur bir dakika, bekle. Koşturma beni. Aylin ne oluyor? Problem ne? Duru o yolda arabayı aldığımız güzel olan Duru mu? Ne alaka? Nereden çıktı şimdi? Ben de onu merak ediyorum. Sen Savaş'la konuşurken seni aradı. Bana ihtiyacın var, ne olur yanıma gel dedi. Neler oluyor Tilki? Seni depodan kaçıran oydu değil mi? Ya neden saklıyorsun benden? Aylin saçmalama. Kız bir şey biliyor da söylüyor demek ki. Eğer ona ihtiyacın varsa git. Ben mani olmayayım. Şş, bana bak. Aç kulağını, beni iyi dinle. Odunum, öküzüm, tomruğum ne dersen de. Dilimi tutamam, ayarım yoktur. Kendi gölgemle kavga ederim. Ama sevdiğim kızı aldatmam. Çünkü aldatan adam adam denmez. Anladın mı? Ben senin saçının teli için dünyayı feda ederim. O yüzden sakın bir daha böyle düşünme ve söyleme. Ya beni aldatman değil korkum, anlamıyor musun? Ne? Korkun ne o zaman? Söyle. Kızın peşinde adamlar var. Başı dertteydi. Ya senin de başına açılırsa o dertler. Savaş aniden değişti. Ya bu olayla ilgiliyse? Sen de benden bir şeyler saklıyorsun. Var işte tehlikeli bir şeyler. Sen benim başıma bir şey gelir diye korkuyorsun yani. Öyle tabii. Başka ne olacaktı? Ya ne olur benden bir şey saklama artık. Ne yaşadıysan anlat. Aylin bak. Haklısın. Senden sakladığım bazı şeyler var. Ama senden bir şey saklamamın da bir sebebi var. Ne kadar az şey bilirsen o kadar güvende olursun. Lütfen zorlama. Sen güvende olmadan ben güvende olmak ister miyim hiç? Tanıyamadın mı beni? Peki ben seni isteyerek tehlikeye atar mıyım? Hiç mi tanımadın beni? Şunu bil yeter güzelim. Savaş'ın benden özür dilemesinin bununla bir ilgisi yok. Duru'nun peşinde olan adamlar Savaş'ın da peşindeydi. Onu da öldürmeye çalıştılar.
Niye ki? Ay neler oluyor? Büyük abi sandığımızdan daha da mı yakında yoksa? Olabilir. O yüzden ben seni de kendimi de bu işin dışında tutmaya çalışıyorum. Her şeyi geride bırakıp normal bir hayata başlayalım istiyorum. Duru'yla görüşmeyeceksin değil mi? Hayır. Aylin güven bana. Sadece güven. Senden tek istediğim bu. Ben de normal bir hayata başlamak istiyorum. Ya tek istediğim bu. O zaman her şeyi geride bırakalım. Eşeleyip deşelemeyelim. Tamam. Senden bir elektrik alamıyorum. Heh, al işte. Mutlu musun? Çok. Kardeşime kavuştum be Aylin. Vallahi çok mutluyum. İyi misin? İyiyim. İyiyim ben eyvallah. Ya saçmalama, daha bitmedi. Nereye gidiyorsun? Gerek yok ya, iyiyim ben. Bu kadar yeter. Ya saçmalama. Bak bu sefer kaçmana izin vermeyeceğim. Yaranın geçtiğinden emin olmam lazım. Yani bu iş bitene kadar hiçbir yere gitmek yok. Ya bu çocukların dışarıda olması şart mı? Çağırsana içeri, sıkılmasınlar. Ya etrafımda insanlar varken konsantre olamıyorum. Bir izin verir misin? Rahatla. Ne oluyor? Aylin. Allah kahretsin ya. Tilki nereye? Tilki dur. Ya lütfen bitirelim şu işi artık. Vay arkadaş ya. Bir mahallede her pazara elektrik mi gider? Bu ne ya? Bu hep oluyor mu? Ha. Ama biz mum stoğumuzu yapmıştık zaten. İçeride kara borsa fener de var. İstiyorsan getireyim. siz ne yaptınız? Bitti mi işiniz? Tilki müsaade ederse bakacağım bitti mi bitmedi mi. Ya bak Duru. Yara bu. Tamam mı? Hadi ne yapıyorsan yap. Ben de gideyim bir an önce. Ufak ufak basmaya başladı burası beni ha. Tamam sakin ol. Ben gayet sakinim. Şu iş biterse pamuk gibi olacağım hatta. Tamam. İyileşmiş. İyi hadi eyvallah. Ellerin dert görmesin. Hadi gençler. Aa adama bak çekti gitti. Amma tarla çıktı ha. Aa. Tatlım. Hadi sen yat. Allah'ın belası. Hayvan. Ne olacak işte? Hayvan. Hatta hayvanların hası. Öküz. Peki abiye mi kızdın? Yo. Ne alakası var? Öküz dedin de ondan. Dünyadaki tek öküz o değildir belki. Başka öküzler de vardır mutlaka. Senin sevdiğin başka öküz yok ki. Boşver Zeynep, hadi yat. Tilki abi seni aldatıyor mu yani? Şşş. Bu gece düşüncelerimi okuma. O kız neden Tilki abiye dokundu? Bilmiyorum Zeynep. Kafam karışık. Aklımdan geçenlerden ben bile korkuyorum. Ne olur dinleme, olur mu? Tamam.
Teşekkür ederim. Hayırdır, uyku mu tutmadı? Seni de tutmadı herhalde. Nereden böyle? Ya sorma, acı yatmaz gibi dön. Çıktım bir hava almaya gittim. Kendime gelirim belki biraz diye. İyi geldin bari. Ne iyi geldim? Temiz hava. Ya geldi. Ama biraz yoruldum ya. Çıkıp yatacağım şimdi bebek gibi uyurum. Günaydın. Sen var ya sen. Ah! Pisliksin. Ne oluyor ya? Günaydın prenses. Sen... Ama banyodaki... Ya Aylin abla ne yaptın ya? İki dakika yakışıklı olayım dedin, sıçanı çevirdin beni. Bak bu evde bir tane öküz yeter, bir de seninle uğraşmayayım. Ne oluyor Aylin? Yok bir şey. Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor lan, kızı sinirlendirmişsin? Vallahi bana değil, sana kızgın abi. Daha yeni açtım gözlerimi. Aileni kızdırmaya vaktim olmadı. Gidiyorsun, özür diliyorsun. Ne yaptıysan düzeltiyorsun. Hiç beni ilgilendirmez. Abi diyorum ya, bana kızgın de sana... Ya aman ya, ne haliniz varsa görün harbiden ha. Çocuklar, yesenize yemeğiniz hadi. Bak, Aylin ablanız nasıl yiyor. Maşallah. Arada nefes al kızım. Çay da iç üstüne. Hı? Yok bir şey. Hadi yavrum. Hadi sen de al. Günaydın. Günaydın. Hadi çocuklar, yesenize. Hayırdır? Tepemizde cinler dans ediyor galiba. Biri de aralarından kopup buraya çarpmış. Benim birilerini çarpmam için cine ihtiyacım yok çok şükür. Tamam, sakin. Ne yaptı bu çocuk seni sinirlendirdi bu kadar? Bir şey yapmadı. Gece uyuyamadım, gerginim. Bu ne ya? Kahvaltı yok mu? Nasıl yok mu oğlum? Var işte. Simit var. Peynir var. Çay var. Simit var. Otur işte. Sucuklu yumurta yapsaydık bari. Otur ye oğlum işte ya, uzatma. Hadi çocuklar, hadi yiyin. Hiç mi paramız yok? Tamam, ufak çapta bir maddi sıkıntımız var. Ama aşılmayacak bir şey değil. Bir iş bulunca atlatacağız onu da. Hadi yemeğinizi yiyin. Kapıya biriniz bakacak mısınız yoksa bana bakmaya devam edeceksiniz? Merhaba canım. Baban evde mi? Baba. Geldim. Buyurun. Doğalgaz borcunuz ödenmemiş. Gazı keseceğiz. Yazdığım bu evrakta ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böyle pat diye kışın ortasında gaz kesilmez ki. Yani tamam, ben demek ki unutmuşum. Gider öderim şimdi bir yerden, hallederiz. Yazmayın. Ödeme yapınca açılır. Ya nasıl olur? Bu evde bir sürü çocuk var. En büyüğü 10 yaşında. Bizi kastetmiyor, biz kardeşiz. Üzgünüm. Prosedür böyle.
Ödeme işlemi yapılınca gelir açarlar. İyi günler. Elektriği kesseydiniz bari ya. O sıkıntı olmazdı. Yalan mı? Ya bir dakika kardeşim. Gel abi. Gel. Ne yapalım? Kat kat giyiniriz abi. Bizde sıkıntı yok. Ya abi takma artık kafana ya. Para dediğin nedir? Çalışır kazanırız. Tamam merak etmeyin. Ben bir iki güne iş bulacağım. Bak ben de çalışırım. İkimiz bir yandan yardırdık mı var ya sıkıntı mıkıntı kalmaz. Ben halledeceğim dedim. Senin bir şey yapmana gerek yok. Ya abi eşek kadar adam oldum. Sen çalışırken ben böyle oturacak mıyım evde? Sanki elinden bir iş geliyor da. Geliyor tabii kızım. Allah'a şükür genciz, sağlıklıyız. 10 parmağımda 10 marifet var benim. 16 yaşından beri çalışıyorum ben be. Ne iş yapıyordun Tilki abi? Güzel soru. Ne iş yapıyordun Tilki abisi? Oto, yedek parça falan diyebiliriz. Nasıl yani? Şöyle yani. Hacı abi. Nasıl parça bak bakayım bir. Çizik yok hacı arabada. Tertemiz. Fena değil. İşte mi? Abi yuh Allah çarpar ya adamı. Bayandan az kullanılmış. 30 bin kilometrede daha. Ne kadar çalışır onu söylesen. Allah'ım bin atarım. Abi gözünü seveyim ya. Hayatta kurtarmaz. Baksana araca ya. Neyi kurtarmaz lan? Zaten çalmışsın arabayı. Bir de pazarlık yapıyorsun utanmadan. 15 bin ver. Bırakayım anahtarı. Bu ne lan? Telsiz abi. Ulan gerizekalı bir de polis arabası çalmışsın lan. Abicim bayan polisten az kullanılmış tertemiz araç ya baksana şuna. Çabuk al git lan bu arabayı dükkanımdan çabuk. Tamam o zaman abicim şöyle yapalım. Ben kaçayım. Nereye lan? Ulan arabayı da alsana. Başım belaya mı sokacaksın lan beni? Çal lan mal geri verilmez hayrını bak. Aferin sana. Çok güzel örnek oluyorsun çocuklara. Ya sen ne anlattığını farkında mısın? Ya anlattım da. Niye anlattım? Bir sorun hele. Niye anlattın? Böyle şeyler yapmayın. Bunlar yanlış. Mesaj içerikli şey ettim yani. Hadi ya. Tamam çocuklar. Ben çalışıyorum. Siz okula gidiyorsunuz. Mevzu kapanmıştır. İyi de bu olanlardan sonra bizi okula almazlar ki artık. Aynen öyle. Ben bir iş bulup çalışıyorum. Okul mevzu kapandı. Ben de. Yavaş. Biz varken sana düşmez herhalde Aylinciğim. Niye? Elim ayağım tutmuyor mu benim? Elini ayağını öpeyim senin uzatma. Çalışmıyorsun. Nedenmiş o ya? Çünkü kıyamam ben sana da ondan. Ben de çalışırım. Aferin. Çocuklar bir tek ben çalışıyorum. O kadar. Tamam mı? Benden başka kimse çalışmıyor. Bu mevzu kapanmıştır. Bitti. Esra Hoca ile de konuştum. Zeynep, Burak, Gürcem okula devam edebilirler. Biz? Siz bir süre daha evde oturacaksınız. Kim o? Arkadaş ya. Hadi oğlum kalkın hazırlanın. Efendim durun. Merhaba. Nasıl olduğunu merak ettim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Türk gibiyim maşallah. Anladım. Tilki, ben dün gece biraz seni huzursuz ettim galiba. Yani eğer yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim senden. Ya bak, belki de ben abarttım bilmiyorum. Sen iyi kızsın, işi gücü bıraktın, beni iyileştirmeye çalıştın falan da. Ben huzursuz oluyorum anladın mı? Ailenin de hiçbir şeyden haberi yok. Gecenin bir yarısı yabancı bir evde, yabancı bir kızla böyle... Ne bileyim ya işte hoşuma gitmedi. Anlıyorum. Tamam. Aslında ben seni bunun için aramamıştım. Partiye geliyor musun diyecektim. Ne partisi ya? Bu gece büyük bir parti varmış. Bütün gençler orada olacaklar.
Ben de belki bizim gibilerle tanışırız diye düşündüm. Hem biliyorsun çok yakında herkese ihtiyacımız olacak. Ya bak daha önce de söyledim. Ben gayet iyiyim. Tamam mı? Bir şeye ihtiyacım yok. Eyvallah. Sağ ol. Hangi arkadaşmış o? Bu eskilerden ya. Tanımazsın. Senin heyheylerin geçti mi? Pek sayılmaz. Ki uykunu kaçıran şey neydi? Uyuyamadım çünkü. Söyle güzelim, neden? Beni korumak için anlatmadığın şeyler varmış yani. Evet. Ya ben düşündüm de, Tilki eğer Aylin yaralanır diye bana anlatmıyorsan... ben bilmediğim için, anlamadığım için yaralanırım. Güzelim, biz ne konuştuk? Kurcalamayacağız, deşelemeyeceğiz diye, uzak duracağız diye. Sen de uzak duruyor musun peki? Duru'dan yani. Senin ve ailemin dışındaki herkesten uzak duruyorum, evet. Boşuna uykunu kaçırmışsın yani. Boş yere endişelenme. Ben şimdi Savaş'la buluşacağım. Abi kardeş muhabbet edeceğiz. Asayiş Berkemal. Her şey yolunda. Görüşürüz. Tamam. Hadi eyvallah. Balon seç. Hangisi? Vur bakayım şu ortadaki siyah. Zor bir şey seçsene ya. Güzel. Tam isabet. Parayı göreyim. Ah. Eyvallah. Kardeş parası da ayrı bir tatlı oluyor. Hadi bakalım sıra sende. Göster marifetlerini. Ah ver bana şöyle adam gibi bir şey. Abi ne yaptın ya? Balon bırakmadın. Bırakmaz tabii ya. Kimin kardeşi? Al bakayım. Parayı göreyim. Ne? Bu benim verdiğim para. Sen de vereceksin. Oho! Görmeyeli açık göz olmuşuz. İyi bakalım. Al hadi al. Bundan sonra neyin varsa senindir oğlum. Abi balonları yenileyim mi? Yok kardeşim ya. Bu işten ben zararlı çıkacağım anlaşıldı. Hadi gidelim. Eyvallah. Abi. Beni gerçekten affettin değil mi? Affettim tabii oğlum ya. Sen benim kanımsın lan canımsın. Ha uzatacak halim yok. Aslına bakarsan ben Aylin'den de özür dilemek istiyorum. O işin zamanı var daha. Yaptıklarını hemen affetmesini bekleme. Belki de sen konuşursan affeder diye düşündüm. Oğlum bak, ben senin bana yaptıklarını affettim. Ama Aylin'e yaptıkların hala burada duruyor. Ha, ne zaman geçer? Aylin seni affeder, o zaman geçer. Ya... Aylin'e zarar vermeyecektim, yemin ederim. Sadece senin canını yakmak istemiştim. Başardın da. Nasıl bir şey biliyor musun? İnsan sevince bir acayip oluyor oğlum. Mesela Aylin'in kılına zarar geldi ya, sanki beni böyle ortadan ikiye ayırıyorlarmış gibi acıyor canım, anladın mı? Sen Aylin'i kaçırdığın an beni ettin işte. Ya abi, tekrardan çok özür dilerim. İşte bu acı özür dilemeyle geçmiyor kardeşim. Sen de birine aşık olduğunda anlayacaksın beni. Ne oldu lan göz kaçırmalar falan? Ha? Utandın, kızardın falan. Bana bak. Biri, vallahi billahi biri var. Kim bu? Ha? Utandın falan. Ya. Varla yok arası bir şey. Varla yok arası bir şey ne ya? O işler arada derede olmaz oğlum. Ya vardır ya da yoktur. Açıldın mı lan kızım? Ya var işte biri, ne yapacaksın uzatma. Meltem mi lan yoksa? Ya ne saçmalıyorsun, ne Meltem ya? Kim o zaman? Ya biri işte, ne yapacaksın uzatma. Tamam,
Tamam. Allah utanma. Allah. Canım kardeşim benim. Önce abini dinliyorsun. Kural bir. Umursamıyorsun. Kural iki. Dinlemiyorsun. Katliyen dinlemiyorsun. Kural üç. Tam bir pislik gibi davranıyorsun ki en önemli kural bu. Sen Aylin'e öyle mi davrandın yani? Benim öyle davranmama gerek yok. Benim yaratılışım öyle oğlum zaten. Ben senin yaratılışına iyiyim ya. Geç bunları. Çok ciddiyim oğlum. Bak, bir kız sana pislik diyorsa bil ki seni seviyordur. Oğlum inşallah seninkiyle Aylin iyi anlaşır ha. O zaman demek evimize. Küçükken hep bunun hayalini kırardım biliyor musun? Ben büyüyeceğim, kardeşim büyüyecek. O heriften kurtulacağız. Adam olacağız, aşık olacağız, mutlu olacağız. Geldik o günlere sonunda. Geldik. Ve pek kolay olmadı. Olsun oğlum. Başardık. Delikanlı gibi ayaktayız hala değil mi? Kavuştuk birbirimize. Bundan sonra sırtımız yere gelmez oğlum bizim. Duydun mu? Geçmişi unut. Geçti gitti. Sileceksin hepsini. Bundan böyle kin tutmak, nefret etmek yok oğlum. Sahip olduklarımıza birbirimizi tutunup inadına mutlu olacağız lan. Anlaşıldı mı? Ya abi biz ne giyineceğiz ya? Ya hadi havalı da bir şeyler giymek lazım. Hadi hadi kostüm bakacağız, buluruz bir şeyler. Aylin? Adımı nereden biliyorsun? Yolda tanışmıştık ya. Ben sana adımı söylemedim ama. Tilki söylemiştir belki. Nereden buldun burayı? Neden geldin? Arayan bulur Durucuğum. Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Bak, sen belli ki bazı şeyleri yanlış anlamışsın. Öyle senin düşündüğün gibi bir durum yok ortada. Sen ona dokundun. Sevdiğim adama dokundun. Evet ama... Özel gücün falan mı var senin? Ne yapıyorsun? Dokunduğunu kendine aşık mı ediyorsun? Ya yok öyle bir şey. Sen ne anlıyorsun? Anam! İyi misin? Abi iyi misin? Ne yapıyorsun sen ya? Git buradan. Aranızda bir şey varsa söyle. Neden gizli gizli buluşuyorsunuz? Bunu bana değil, erkek arkadaşına soracaksın. Ben sizin evinize gelmedim, o buraya geldi değil mi? Şimdi git, o sana durumu izah etsin. Akşamki partiye geliyorsunuz değil mi? Yok be oğlum, ne işim olur benim partide ya? Niye ya, gelseydiniz. Niye ki? Ya ne bileyim, bütün gençler orada olacakmış. Yok be oğlum ya. Efendim? Tilki, Aylin buraya geldi. Nereye geldi? Eve. Çıldırmış gibiydi. O gece senin buraya geldiğini biliyor. Bizi görmüş, tehdit etti beni. Bir şey ya, benim kaçmam lazım tamam. Yarın görüşürüz. Tamam, geliyorum. Ben konuşurum onunla şimdi. Tamam, hadi eyvallah. Aylin! Aylin! Nereden geliyorsun sen? Sana ne? Güzelim, sen sorup dinlemeden niye dayanıyorsun el alemin kapısına? Sordum ama sen yalan söyledin. Gece beni mi takip ettin? Evet, ettim. Ne olacak? Biz ne konuştuk seninle Aylin? Ha? Ne dedim ben sana? Hani bana güveniyordun? Ne duyarsan duy, ne görürsen gör, bana güvenecektin hani. Hı? Ben sana güvenmiştim. Ama belli ki hata etmişim. Aylin, saçmalıyorsun. En çok ne için kızıyorum kendime biliyor musun? Beni onların önünde aptal durumuna düşürdün. Ben mi düşürdüm? Milletin kapısına kapadayı gibi dayanan sensin. Kapısına dayandım evet. Çünkü bir açıklaması vardır dedim. Sen anlatmıyorsun, belki o anlatır sandım. Ama o kız bana ne dedi biliyor musun? Ben sizin evinize gelmedim. Erkek arkadaşım buraya geldi.
Git o izah etsin neler olduğunu dedi. Allah kahretsin. Beş para etmez insanların önünde düştüğüm duruma bak. Yazıklar olsun. Aylin ben bir şey yapmadım ya. Haydi be güzelim ya. Koşturma benim peşinden. Aylin her şeyi başından yanlış anlıyorsun. Yanlış mı anlamışım? Gözlerimle gördüm. Resmen gece gece kızın koynuna gittin. Ya Aylin saçmalıyorsun. Ortada kız kalacak seyre kadar durum yok ya. Bir de benim ne değilse kim ne aldatıyor? Tamam, madem kıskanılacak bir şey yok, anlat o zaman. Anlatamam. Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Aylin Hanım delirdi de yine sakinleştirmeye çalışıyoruz. Delirdim. Senin yüzünden delirdim. Bak, son şans. Ya neler olduğunu doğru dürüst anlat ya da... Ne ya da ne? Bak Aylin, söz verdim diyorum. Söz verdim. Senin üzerine yemin ettim. Ya seni aldatmadım, aldatmıyorum, aldatmayacağım tamam mı? Şunu kalın kafana sok artık. Ya sensin kalın kafalı. Bu ne? Sana ne? Ne demek sana ne? Partiye gidiyorum. Yok ya. Partiye falan gidemezsin efendim, izin vermiyorum. Allah Allah. Acaba ben senden izin alacak mıyım? Gidemezsin. Çünkü Mehmet abi izin vermiyor bile zaten. Beni karıştırmayın. Ya baba ne partisi tek başına ya? Ha baba. Baba değil mi? İşin düşünce baba, üçkağıtçı. Ya abi gidemez. Niye gidemezmiş? Bal gibi de gider. Teşekkür ederim baba. Bravo abi. Tamam bravo. Başka hiçbir şey demiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.